Herkese merhabalar. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de kedimize maması dışında ne verebiliriz? Hemen anlatmaya başlıyorum. Öncelikle belirteyim kediler için üretilen mamalar, kuru mama, yaş mama onların bes ihtiyacını karşıma yönelik hazırlanıyor. Yani benim bu sayacağım gıda maddeleri kedimizin asıl yiyeceği değil, Arada böyle ödül gibi vereceğimiz yiyecekler olarak düşünülsün lütfen. Bir maddenin daha altını çizmek istiyorum. Bunlar genelleme her kedinin zevki, her kedinin damak tadı birbirinden farklı olabiliyor. Yani nasıl biz insanlarda birimiz çikolata severken diğerimiz sevmiyor. Kedilerde de bunun gibi bir durum mevcut. İlla hepsi aynı şeyi sevmiyor. Genellikle olarak bahsedeceğim. Arada aşağıda bekliyor bizi Lola'nın tercihlerinden de bahsedeceğim. Şimdi tabii ki biliyoruz kediler et obur hayvanlar. O yüzden et, tavuk, balık her türlü et ürünü protein kaynağını seviyorlar. Ama mesela Lola hiçbirisini sevmiyor. Yani et, tavuk, balık yemiyor. Sadece yedi hindi füme. Hindi füme de bu arada çok sağlıklı değil. Özellikle belirteyim. Çok tuzlu olduğu için kediler için oldukça sağlıksız. Çok az miktarda tadımlık ödül gibi veriyorum. Çok nadiren bu arada hindi füme demişken salam, sosis, sucuk aynı şekilde kediler için çok zararlı, faydalı değil. Tamam içindeki madde et ama baharatlardan, tuzdan dolayı kediler için sağlıklı besinler değil ve yumurta da tabii aynı şekilde kediler için oldukça sağlıklı ama et ürünleri de pişmiş olarak kedimize vermemiz lazım. Yumurtayı da aynı şekilde mutlaka pişmiş olarak kedimize vermemiz lazım. Öbür türlü kedimiz için oldukça sağlıksız içindeki bakterilerden dolayı. Yumurtanın sarısında, beyazında genelde kediler çok seviyor. Özellikle sarısını tercih ediyorlar. Evet, buradan enteresan bir seçimle devam edeceğim. Zeytin. Birçok kedi zeytin seviyor. Lola nereye gel sen de anlat. Bak bizimki aldı başını gidiyor. Birçok kedi zeytin de seviyor. Lola da mesela zeytin sevenlerden. Ama zeytin kedi için oldukça sağlıklı ama o da fazla tuzlu olduğu için onu da az vermemiz lazım. Yani bunların hepsi minik tadımlık ödül gibi düşünebiliriz. Ve enteresan bir seçim yine. Kediler havuç, ıspanak, patates sevebiliyorlar özellikle Lola patates seviyor. Et yemeyen Lola patates seviyor. Patates de özellikle nişastalı besinleri mutlaka pişirilmiş olarak kedimize vermemiz lazım. Çiğ vermiyoruz. Hatta Lola'nın patates sevdiğini nasıl keşfettim? Asla tezgaha çıkmayan, asla yemeklere sulanmayan Lola patates haşlandığında o soyulurken gelip patatese baya bir kendi kendine musallat oldu. Öyle patates sevdiğini Lola'nın keşfetmiş oldum ve süt ürünleri. Biliyorsunuz kediler süt ürünlerini oldukça seviyor. Süt, peynir, yoğurt aklıma gelenler, dondurma. Süt ürünleri de özellikle süt kediler için laktozdan dolayı birçok kedinin intoleransı var. Yetişkin birçok kediye süt iyi gelmiyor. O yüzden süt vermeyelim veya suyla karışıp verelim. Süt kedilere iyi gelmiyor. Peynir Süt gibi değil aslında laktoz ile ilgili sorun yaratmıyor ama o da çok tuzlu ve çok yağlı olması durumunda yine kediler için iyi değil. Onu da az miktarda verelim. Yoğurt kediler için laktoz sorunu genelde yaratmıyor. Yoğurt da az miktarda vermekte bir sakınca yok. Ama dondurma oldukça sıkıntılı çünkü dondurmada oldukça fazla yağ ve şeker var. Yağ kilosu açısından şekerde sağlığı açısından kedinin çok kötü dondurma vermeyelim lütfen ama kediler seviyor. Lola onu da sevmiyor bu arada belirteyim. Sütünlerin hiçbirisini sevmiyor. Sütün demişken yine o aileden kefir. Kefir de az miktarda kedimize verebiliriz. Başka sevdikleri değişik yemeklere gelecek olursak muz ve karpuz. Birçok kedi muzu da karpuz da seviyor. Karpuz içinde çok miktarda su olduğu için su açısından kedilere iyi. İkisi de bu arada kedilere zararlı, zehirli besinler değil. Kedilere zehirli besinlerle ilgili bir videom olduğu için onu ayrıca anlatmıyorum. Ama karpuz da muz da zehirli değil. Az miktarda verebiliriz. Neden az miktarda oraya geliyorum? Karpuz okey çok sulu ve kedin su ihtiyacını karşılaştıran çok iyi. Ama içine çok miktarda şeker var. Bir de su miktarı çok olduğu için o şekerin tadını kedi çok zaten şekerin tadını almıyorlar. Şekeri algılamadan çok miktarda yiyebiliyor. O da kedi için iyi değil. Muz da aynı şekilde çok şekerli bir meyva. O yüzden ikisinden de az miktarda vermemiz lazım. Şimdi yine sizi şaşırtacağım. Birçok kedi ekmek de seviyor. Lola da onlardan biri. Ekmek yemeyi Lola da seviyor. Az miktarda böyle biraz kemirmeyi seviyor. Ekmek de yine az miktarda verebiliriz ama çoğu zarar. Hem kilo açısından hem de fazla karbonhidrat açısından kediye çoğu zarar. Evet, kedilerin çok sevdiği bir diğer yiyecek de insan yiyeceği olmasa da kedi çimi. Kedi de ben özellikle Lola evde kedi çimi yetiştiriyorum. Çünkü hazımsızlık, mide bulantısı gibi zamanlarda gidip onları kırt 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 kemirmeyi seviyor. Onun dışında bazen keyif için bile böyle atıştırmalık gibi bile o kedi çimini yiyebiliyorlar. Kedi çimini de özellikle evde bulunduruyorum. Çünkü kedi çimi olmazsa mesela bu kediler için zehirli bir bitki. Lola Allah'tan hiç bunlara bulaşmıyor, dokunmuyor. O yüzden gönlüm rahat. Ama yine de önlemi elden bırakmamamız lazım. Kedi çimini de özellikle bulunduruyorum ki canı böyle bir yeşillik kemirmek isterse çiçeklere saldırmasın, kendi çimini yesin diye. Evet, başka neler var? Hmm, kurabiye. Bizim yediğimiz kurabiyeleri kediler bayağı sevebiliyor. Ama hiç vermeyelim. Tadımlık bile vermeyelim. Çünkü içinde çok şeker olduğu için kedilere çok zararlı. Kurabiye demişken, bak patatesten devam edecek olursak, kediler cips de çok seviyor. Böyle kıtır kutur o cipsleri yemeyi seviyorlar. Patates cipslerini, mısır cipsini fark etmiyor. Her türlü cipsi çok seviyorlar genelde. Ama ondan da vermeyelim. Çünkü o da yine kediler için olupca zararlı. Çok fazla baharat var. Çok fazla yağ var sağlıkları için çok uygun değil kedilere cips vermek. Evet, aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Eğer sizin de kedinizin sevdiği farklı yiyecekler varsa lütfen yorumlara yazıp bizimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hepinize çok çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.